Çetin Er. Evet Akif. Valla buyur. Hiçbir şey sormama gerek yok. Akif, hatırlarsan yine seninle yayında konuşmuştuk. Ben şöyle bir yorum yapmıştım. Bir iki ay sonra Prigojin'i damdan ya da hastanede kalp krizi geçirmiş ya da bir hastanenin camından atılmış bir şekilde buluruz diye. Ve hatta iyi hatırlıyorum. Senin Daha yayında yüksekten söyledin atmışlar ve... o zaman. Efendim? Daha yüksekten atmışlar. Kesmemiş. Evet. Ya. Yani bizim söylediklerimizden daha yani bir faz daha üst limitten Aynı şeyi düşünüyoruz yani. Geçmiş. Tesadüf olmadığını düşünüyorsun. Yanındakiler kim biliyor muyuz? Şöyle Prigojin'in yanında benim şu anda Rusya'dan bir gazeteci arkadaşım şu an hem seninle konuşurken aynı zamanda onunla da WhatsApp'tan yazışıyordum. 9 tane kendisine yakın isim var. İlginç bir şey var burada Mehmet Akif. Şimdi özel bir uçak ve Prigojin'in normal şartlarda hava sahasını kullanması, bir başka ülkeye gitmesi yasak. Ve Afrika'da çıktı. Biliyorsun Afrika'da BRICS zirvesinde Afrikalı liderlerle görüntü verdi, fotoğraf verdi. Ve bugün de geri döneceği biliniyordu aslında. Yani bazı Rus gazeteleri, medya kuruluşları Prigojin'in Moskova'ya geleceğini ve Moskova'dan da Belarus'a geçip sınır hattında yeni bir konsept geliştireceğini söylüyordu. Ama işin ilginç tarafı şu, uçak düştü ve bana ilk gelen bilgiler Prigojin'in böyle hani kara kutusu denilecek iki tane ismin de kendisiyle beraber uçakta olduğu yönünde. Şimdi tabii akıllara gelen bazı soru işaretleri var. Bir, bu uçak nereden kiralandı, nasıl hareket etti? Kendi uçakları Yani değil mi bu? Wagner'in uçağı değil mi? Wagner'in ama bu uçakların uluslararası hava sahasını kullanarak geçişleri Mehmet Akif biraz sıkıntılı. Yo, bu Yani Moskova'dan Petersburg'da uçuyormuş. Yani kendi Rusya içinde uçuyor uçak. uçak Rusya içinde düştü ama Prigojin ta şeyden Afrika'dan geliyor Moskova'dan bölgeye. kalkmadı mı uçak? Uçak Moskova'dan kalkmıyor mu? Bu uçak Moskova'dan kalkmış ama Tamam. Uçağın bir önceki rotası da Afrika. Şöyle bu görüntülerin böyle çekilebiliyor olması sana enteresan gelmiyor mu ya? Yani sen daha önce özel jet düşerken hiç bu kadar ta havadan bütün düşüşünün çekildiğini falan gördün mü? Vallahi Akif yıllar önce Süleymaniye'de böyle bir şey olmuştu. Bir Türk jeti düşmüştü. O da çok şaibeliydi yani bir Türkiye bayraklı bir uçaktı ama o da çok böyle bu gibi yani şu an ekranda verdiğimiz gibi bir çekim değildi. Böyle bir fırsatımız olmamıştı. En azından kameraman arkadaşımız böyle bir çekim yapmamıştı. Bir de kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'ün Azerbaycan'da buna benzer bir çekim olmuştu ama bu cep telefonuyla hani göstere göstere çekilmiş bir görüntü. Görüntü bence farklı versiyonları çıkacak ama burada şöyle bir şey var. Akif eğer arkadaşlarım bir daha verebilirse uçak havadayken alevleniyor. Ya yani burada bir şeye dikkat etmek lazım. Şimdi şu anki görüntü değil de Diğer az önce görüntüyü verelim. Hatta evet. Bizi alın, vallahi görüntüyü verin. Bu görüntü. Evet, bak şu görüntüye bakarsan burada uçak bir irtifa kaybediyor. Yani bir hareket halindeyken düşüş yok. Genel itibariyle yani mesela bir bomba patlamış olsa ya da bir şey olsa yani burada tabii ki mesele Rusya olunca ve daha önce bunun birçok örneğini Rusya yaşadığı için doğrudan şimdi gözler Kremlin'e dönecektir. Şimdi bu arada düşen uçak Emre Ar iş jeti olarak geçiyor. Ticari, askeri, idari ve tarımsal üretim amaçlı kullanılan bir uçak. Üreten havacılık hizmetlerini Brezilya merkezli bir havacılık şirketi bu. 1969 yılında genel merkezinin bulunduğu São Paulo'da kuruluyor şirket. Boeing ve Airbus'un ardından en büyük üçüncü sivil uçak üreticisi olduğu bilgisi var. Düşen uçakla ilgili. Benim anlamadığım Prigojin Rusya'da nasıl yani uçağa biniyor diyeceğim de işte yani sonuçta nerede gördük? İşte Putin'in yanında da gördük biz Prigojin'i isyandan sonra. Önce Belarus'a sonra Afrika'ya gitti Rusya adına. Rusya'da düşmesini Çetin Er sen nasıl yorumluyorsun? Yani şöyle
Ben mesela başka bir yerde olsaydı uluslararası bir soruşturma olabilirdi. Kara kutusu incelenebilirdi. O yüzden yani en güvenli Rusya'da olması. Ya hep aklımıza bir de böyle şeyler geliyor, suikast falan. Biz çok mu komplocu olduk bilmiyorum. Çetin Er. Yok, Akif komplocu değil. Bu biraz işin açıkçası Rus devlet sisteminin zaten bilinen bir yüzü. Yani bu ilk defa karşılaşılan bir durum değil. Bu arada uçakta 10 kişi var Mehmet Akif. Hemen evet, onu söyleyeyim. Evet, 10 kişi var. Orada kimlerin olduğu o kadar önemli ki Çetin Er. Öğrenirsen hemen söyle. Niye? Ya isim isim çok merak ediyorum. Uçağa toplamışlar mı bunları? Denk mi gelmiş mesela? Yani şöyle İstersen bir gazeteci arkadaşım bir mail mesaj attı. Onu okuyayım istersen lütfen. Direkt. Rusya Acil Durumlar Bakanı ile görüşmüş gazeteci arkadaşım. Tver bölgesinde özel bir uçak, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na bağlı bir uçak. Yolcular arasında Prigojin'in olduğu söyleniyor. Bunu doğruluyorlar. Bakanlık şu anda incelemeyi başlatmış. İş jeti Moskova'dan St. Petersburg'a giderken olay yaşanıyor. Düşen uçağın sen de demin ifade ettiğin gibi Embraer iş jeti olduğu doğrulanıyor. Yolcular arasında Prigojin'in soyadı ve adı olduğu sivil havacılık tarafından da bir kez daha teyit edilmiş. Yani uçak aslında kalkmadan önce Rusya Sivil Havacılık Kurumu'na da içindeki yolcuların isimleri bildirilmiş. O zaten fikstir ve her zaman bildirilir. Başka isim var mı Çetin Er? Evet. Hemen şöyle bakıyorum. Ya bunu niye soruyorum biliyor musun? Acaba diyorum hani bir hikaye vardır, çok meşhurdur. Adamın bir tanesi kendisine hayatı boyunca kötülük yapan bütün insanları bir uçağın içine topluyor ve tek tek herkes son anda fark ediyor o uçak düşerken. Şimdi herkes birbirini tanıyor bir yerde mahalleden ve yakın olduğunu. Aa nasıl tesadüf falan. Hatırlamışsınızdır hikayeyi. Uçakla ilgili bir iki tane detay daha var. Hemen nedir? Onu da söyleyelim. Embraer Luxury 600 uçağının gerçek sahibi de Prigojin'in kendisiymiş. Tabii tabii kendisi ne uçak? RA-02-795 kodlu bir uçak. Radar sisteminde de zaten bu şekilde görünmüş. Uçak Moskova'dan 15-11'de hareket etmiş. Tver bölgesinde 8500 metre yükseklikte olay meydana gelmiş. Tver hükümeti şu anda vali bölgeye intikal etmiş. Putin'in de olayla ilgili yaklaşık 5 dakika önce bilgilendirildiğini söylüyor oradaki bir gazeteci arkadaşım. Putin bilgilendirilmiş. Evet. Muhtemelen bilgilendirilmişten kastım şu. Çok çok iyi anlıyorum. Yani bizim anladığımız tarzıyla söyleyeyim. Operasyon gerçekleştirilmiş diye bilgilendirilmiştir diye düşünüyorum bizim, ben. Bizim çocuklar başardı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye isimleri sordum? Şundan dolayı sordum. Yani iki şey olabilir. Bir, Prigojin kendi ekibiyle uçağa binmiştir. Kendi seçtiği adamlarla bir yere gidiyordur. İki, Rus devleti bunu o kadar iyi planlamıştır ki ben ikinci ihtimali hiç yatsımıyorum, hiç uzak bulmuyorum. Bu olaya karışanları tek tek tespit edip hepsini aynı uçağa koyup böyle bir uçak kazasıyla öldürüp sonra uçağın bu görüntü düşme görüntüsünde yayınlayıp aslında bir kazayla bütün Wagner'e çok büyük bir mesaj mı verdiler? Mesela bundan sonra ne olacak Wagner? Yani şu günden sonra Wagner ne olacak? Bu olaya karışan isimlerin hepsi mi bu uçaktaydı? Yoksa alelade birileri de o kişinin içerisinde Prigojin yüzünden kurban mı oldu? Sorusunun cevabını bulmak için özellikle merak ediyorum isimleri. Şöyle Mehmet Akif muhtemelen bundan sonraki mesaj Wagner'in diğer alt politbüro üyelerine olacaktır. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Şu anda bana başka bir yönüyle de görüntü bir tane daha gelmeye başladı. Yani bu birkaç noktadan görüntü çekimi gerçekleşmiş. Yani sadece bir noktadan değil. Bundan sonraki süreç biraz daha Wagner için zorlayıcı olacak. Yani Wagner Prigojin'in elinden alınamamıştı. Prigojin hatta Moskova'ya yürümesine rağmen gitti Moskova'da Putin'le görüştü ve 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin akabinde elini kolunu sallayarak Belarus'a geçti, Beyaz Rusya'ya gitti, Litvanya sınırına gitti, işte BRICS'e gitti. Dolayısıyla burada bence el değiştirememiş olması, Wagner'i devretmemiş olması Prigojin için bence başına bela oldu ve bugün bu uçak kazasının nedeni de Prigojin'in
Wagner'i devretmemesi. Bu arada yanında kendisine çok yakın bir ismin daha olduğu, Dimitri Utkin'in de uçakta olduğuna dair bir bilgi var. Teyit edilmemiş bir bilgi, onu da paylaşayım. Rus haber sitesi Redovka Prigojin'in uçak kazası sonucu öldüğünü doğrulamıyor. Kaderi bilinmiyor mu? Öyle mi? Prigojin'in ölümüyle ilgili haberlerin şu anda erken olduğuna dair bir ifade var. Ölümü ve Wagner grubu komutanı Dimitri Utkin'in ölümü. Bakın Dimitri Utkin ismi burada da var. Şu anda doğrulanamıyor diyor ama yani doğrulanamıyorsa yani adam uçağın İşte içindeyse uçakta ölmüştür yani bu uçaklar. doğrulanıyor. Uçağın içerisindeki bahsettiğin isim o da Sivil Havacılık Kurumu tarafından Utkin'in de uçağın içerisinde olduğu söyleniyor. Evet, Utki onu söyle biliyorum. Onu paylaştım. Başka isim gelecek mi bilmiyorum. Bu arada Prigojin'in başka bir uçakta olabileceği, daha önce gizlilik amacıyla iş adamı düzenli olarak herkesin kafasını karıştırıyordu. Uçağa kayıt yaptırdığı ve o sırada başka bir uçağa bindiği iddiası var. Ha, bu da önemli şimdi. Yani Artık böyle bir hakikaten şey varsa, yine bütün dünya böyle bir Rusya'ya kilitlenecek galiba. Ne evet, oldu diye. eğer böyle bir şey varsa bu çok farklı bir şeye döner. Şöyle ki çok farklı bir şeye döner. Prigojin o zaman resmen Putin'e bir savaş başlatır ve şu anda Tamam da belki Putin'le birlikte planladılar bunu da mı yani? ya şöyle, Putin'e. bu aslında Sovyetlerden ya da Rus tarihine baktığın zaman, örneğin Sovyetlerin son döneminde Gorbaçov içerideki bütün bürokrasiyi, özellikle güvenlik bürokrasisini değiştirmek istediğinde büyük bir engelle karşılaştı ve Sovyet bürokrasisi buna engel olmuştu. Günün sonunda Almanlar Kızıl Meydan'a bir uçak indirince Gorbaçov bunu fırsata çevirip bir anda bütün Sovyet Rusya güvenlik personelini değiştirmişti. Şimdi Prigojin de Moskova'ya yürüdü. İkinci hamle eğer bu uçaktan sonra farklı bir şeye dönüşürse ve Prigojin bu uçağın içinde değilse Rusya gerçekten kendi içinde belki de en çatışmalı döneme girer. Çünkü Prigojin'in şöyle bir özelliği de var Mehmet Akif. Şu an halihazırda Rus ordusunun içerisinde de büyük bir sempati kazanmış durumda. Düşün, Ukrayna'da Wagner'in olduğu bölgelerde kazanılan bir Yani zafer sen var ama şöyle bir ihtimal mi düşünüyorsun? Rus istihbaratının böyle bir şey yapacağını ya da Rus ordusunun hava savunma sistemiyle bunu düşürebileceğini duyup Prigojin adını yazdırıp uçağa binmemiş olabilir gibi bir şey mi düşünüyorsun? bu çok, yani şu an konuşuluyor ama bu çok zayıf bir ihtimal. Bence Prigojin, yani şu anda Rus Bence oligarkların bu Rusya bunu kadar garantiye almadan kontrolü 2 ay beklemezdi o zaman. Yani 2 ay beklediyse garantiye almıştır. yani muhtemelen, ama Prigojin de yani bu kadar çabuk pes etmeyip ya da bu kadar çabuk Putin'e güvenmemeliydi. Çünkü Putin'in İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, hatta Türkiye'de kaç tane oligarkı öldürdüğü ve kesinlikle hırsını ve kinini tamamen kapatmadan bir dosyayı kapatmayacağını bilecek kadar akıllı bir insan. Ve Prigojin özellikle Putin tarafından çok iyi bilinen ve Putin'i de iyi tanıyan bir insan. Ama başka bir şey daha var Mehmet Akif. Şimdi biz hep Wagner'i Süremiz konuşuyoruz. bitmiş Çetin abi bu arada. Hemen bir cümle toparlayalım. Hemen söyleyeyim. Bu önemli çünkü zira burada sadece Wagner yok. 11 tane daha paralı askerler var, ordusu var ve şirketleri var Rusya'nın. Dolayısıyla Rus Genelkurmay Başkanı'nın ya da Rus Milli Savunma Bakanı'nın bunu yaptırmadığını ve Putin'e karşı böyle bir şeye kalkışabileceğini de düşünmek lazım. Bu da başka bir Peki. ihtimal. Yani sonuç itibariyle Peki. Prigojin her iki ismi hedef almıştı. Evet. Açıklarında bunlara Ama küfür o devlete ediyordu. hedef almak oluyor işte. Devletin görevlisi, yani o makamda oturduğu zaman makama hedef almış oluyorsunuz. Çetin Açetin çok teşekkürler. Efendim gelecek Teşekkür her açıklamayı takip edeceğiz. Çünkü hepsi hakikaten çok önemli. Yani Putin ne diyecek? Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ne diyecek? Başka bir resmi açıklama gelecek mi? Prigojin uçakta mı? Yanındakiler kimler? Bunların hepsine verilecek her bir cevap konuyu anlamamız açısından çok çok önemli.